Karışım problemlerine bir örnekle devam ediyoruz. Şimdi örneğimizde iki tane meyve suyunun karışımından elde edilen yeni karışımın oranı verilmiş. Buna göre sonraki karışımın miktarı soruluyor. Şimdi şu şekildeki karışımımız var bizim. Burada ne yapılıyor? Karıştırılmalıdır ki. Dolayısıyla burada bir ekleme var. Ve sonuçta bu miktar artacaktır. İlk karışımın miktarı ne kadar? 20 litre. Oranı ne? %30. Sonrakinin miktarı ne kadar? Zaten o soruluyor, belli değil. Buna x diyoruz. Oranı da %60. Şimdi yeni karışımın miktarı ne olur? Eklendiği için artacaktır. Yani 20 artı x olacaktır. Oranı neymiş? Belliymiş. Bu kez de bize karışımın yüzdesi verilmiş. Karışımlardan bir tanesinin miktarı soruluyor. Şimdi biz daha önceki dersimizde karışım sorularını cevaplandırırken miktarın altını çizeceğimizi belirtmiştik. Şuradaki sayıyla karıştırmamak için 20 çarpı, biz burayı 30 bölü 100 değil de artık her iki, hepsinde de yüzdeler aynı olduğu için işlemde sonucu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla kullanmayacağız pratiklik olması için. 20 çarpı 30 artı x çarpı, altını çiziyorum bakın, çarpı yüzdesi eşittir miktar 20 artı x, ekleme yapılıyor bakın, şunların ikisi aynı olacak, çarpı 40. Şimdi geçen dersimde bir örnekte de söylemiştim, şuradaki onları alırsak 10 çarpı, şuradaki sıfırı almış olduk, ne oldu burası 60 artı, şuradaki de sıfırı almış olduk, 6x şuraya almış olduk eşittir 20 artı x, şurayı da 4 çarpı 10 diye yazıyorum. Buradaki onlar ne olacak? Sadeleşecek. Çünkü şurası da çarpma, burası da çarpma. Devam ediyoruz sorumuzun çözümüne. Ne kaldı? 60 artı 6x eşittir 20 artı x, orayı da dağıtırsak şu şekilde, bakın şöyle dağıtabiliriz, 80 artı 4x olacaktır. Şuradan devam ettiğimizde sayılar eşitliğin bir tarafına, x'ler diğer tarafına alındığında 2x eşittir 20, x eşittir 10 olacaktır. Sorunun cevabı B şıkkı. Karışım problemlerinin ikincisi de elimizdeki bir karışıma, bu karışımda saf madde olarak bulunan bir madde eklenebilir. Örneğin tuzlu suya tuz, şekerli suya şeker eklenebilir. Yani buradaki saf madde dediğim bizim tuz ve şeker oluyor. Genelde sorularda bunlar kullanılıyor. Şimdi şekerli suya şeker eklendiğinde şekeri %100 kabul edeceğiz. Tuzlu suya tuz ilave edildiğinde, eklenildiğinde de tuzu %100 kabul edeceğiz. Çünkü biz tuzun oranını söylerken suyun da olduğu bir yere göre söylüyoruz. Halbuki tuz eklendiğinde sadece tuz olduğundan dolayı tamamı, yani %100 tuzdur. Şimdi bu ikinci soru tiplerinin, ikinci tür problemlerin formülü karışım miktarı, bunu yazıyorum, çarpı ilk karışımın bir kısmı saf maddedir, belli bir yüzdesi, ekleneceği için artı eklenen saf madde miktarı çarpı oranı %100'dür. Tamamı bu maddeden oluştuğu için. Karşı taraf
A artı B, altını çiziyorum, çarpı oranı nedir? Karşıtlarım Z. Burada az önceki daha doğrusu ilk problem çeşitlerinden farkı şurası. %100 saf madde olduğu için. Şimdi bu örneğimizi yapalım. İlk karışımın miktarı 80 gram. Altını çiziyorum miktarın. Çarpı yüzdesi 60. Ne ekleniyor? Un ekleniyor. Ne kadarlık? 20 gram. Şimdi buradaki karışım un şeker karışımı olduğu için eklenen daha sonra un saf olur. Un şeker karışımına göre tamamı undur. Yani 100 alacağız burayı. Eşittir. Şimdi miktar, şundan altını çizmiştim. Bunları ne yapacağım? Karşı tarafta toplayacağım. Çünkü 80 gramlık un şeker varken 20 gram daha un eklendiğinde otomatikmen miktar ne olacaktır? Artacaktır. Yani elimizde bizim 80 gram var. Eğer buradaki yüzdeleri dikkate almazsak 20 gram da ne ekleniyor? Un ekleniyor. O zaman ne olur bu miktar? Kesinlikle artar. Yani 100 gram olacaktır. 100 çarpı x. Burada 100 parantezini alabiliriz. Neden? Daha önceki sorularımızda 10 parantezini almıştık. Burada 100 olduğundan dolayı zaten 80 çarpı 60'ta bir 100 var. 20 çarpı 100'de de zaten 100 vardı. 100 parantezini aldığımızda şurada ne kaldı? Sıfırlar gitmiş oldu. Burada 48. Karşı tarafta 100'ü almıştık. 20. 100 çarpı pardon eşittir. 100 çarpı x ve buradaki yüzler sadeleşirse x eşittir 68 bulunur. Yeni karışımın %68'i undur. Burada aslında mutlaka oranın artacağını söyleyebiliriz. Yorum yaparsak. Neden? Çünkü %60'ı zaten undu. Siz buna tamamen un eklediğinizde un ne yapacaktır? Artacaktır. Örneğin biz bir şekerli çaya tekrar bir şeker ilave edersek çayın tatlandığını rahatlıkla görebiliriz. Bu ne demek? Şeker oranının artması demektir. Evet, hemen formülümüzü kullanmaya başlayabiliriz. Karışıma ne ilave ediliyor? Şeker. O zaman burada şekere göre, şekerli suya göre soru çözdüğümüz için buradaki şeker saf maddedir. Oranı %100'dür. 60 çarpı 20 yüzdesi artı ekleniyor çünkü ilave ediliyor. Ne kadarlık şeker o soruluyor. O belli değil. Ona x diyoruz. Çarpı oranı %100'dür. Çünkü şekerli suya şekere göre yapıyoruz biz bunu. Eşittir. Miktar ne olacaktır? 60 artı x. Oran zaten %40 olarak verilmiş. Onun için buraya 40 yazdım. Bu ikisi ne yapıyoruz? Şurada artı olduğu için burada da topluyoruz. Buraya dikkat edelim. Şimdi karşı tarafta 2 sıfır olmadığı, yani 100 çarpan olmadığı için şuralarda biz ortak olan 10 çarpanını alalım. 10 çarpı 120 artı 10x, o da eşittir 4 çarpı 10, 60 artı x. Şu sıfırları sadeleştirebiliriz. Yani onları sadeleştirebiliriz. Daha sonra 120 artı 10x, bu 4'ü de şimdi dağıtırsak 240 artı 4x, bu tarafta 120, bu tarafta 6x olacaktır. Çünkü 4x'i buraya aldık. 120'yi de 240'ın yanına aldık. İşaret değiştirir. Her iki tarafı 6'ya bölersek 120'nin 6'ya bölümü de 20'dir. Dolayısıyla buradaki şeker oranı %20'dir. Son durumun şeker oranı. Evet, karşımıza çıkabilecek olan diğer bir karışım problemi de
saf madde değil de asıl maddemiz burada bizim mesela bir tuzlu suda su eğer ilave ediliyorsa bu o karışımın tuzluluğu ne olacaktır? Azalacaktır. Veya şekerli suya siz bir su ilave ederseniz şekerlilik miktarı azalacaktır. Dolayısıyla sonradan eklenen su olduğundan dolayı örneğin tuzlu suda burada tuz oranı nedir? Suyun içerisinde şu tuz var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? Yüzdesini sıfır alacağız. Ve sorularımızı yaparken A çarpı X miktarı ilk maddenin eklendiği için artı B çarpı sıfır. O da eşittir. Karşı taraf bakın miktar artıyor. Şurası artı olduğu için. Ve ancak şura sıfır ne olacak? Burası sıfır olduğundan dolayı burası tamamen sorudan yer almamış olacak. Şimdi şu sorumuzu çözelim. 70 gramlık şekerli suyun %40'ı şekermiş. O zaman miktarı yazıyorum. 70 çarpı 40 artı ne ilave ediliyor? Saf su ilave ediliyor. Miktarı ne kadar? 10 gram. Şimdi saf suda şeker var mıdır? Şeker kesinlikle yoktur. Dolayısıyla şeker oranı sıfır olacak. Eşittir. Miktar artacağı için şu altını işaretlemiş olduklarımı yine topluyorum. Şeker oranı nedir diyor. En son durumun oranı soruyor. Buraya Z diyoruz. Bakın. Şimdi şura tamamen sıfır olur. Burayı biz 70'te 40'ı çarpma yerine 28 çarpı 100 yaparsak sadeleştirmeler işimizi kolaylaştıracaktır. 80 Z şu sıfırla bu sıfırı sadeleştirebiliriz. Z eşittir. 28 çarpı 10 bölü 8'den burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'te böldüm önce. Daha sonra burayı da 2'ye bölersek Z buradan 35 olur. Oran %35'tir. Bakın burada oranın %40'tan neden %35'e düştüğünü yorumlayalım. Yani böyle bir test sorusu karşımıza çıktığında %40'tan daha fazla olan büyük olan şıkları eleyebiliriz. Neden? Şimdi bizim elimizde 70 gramlık bir şekerli su var. Ya buna su ilave edildiğinde ne olur? Ya biz bir çay içiyoruz. Buna eğer siz çok tatlı diye su ilave ederseniz şeker oranını azaltmış olacaksınız. Dolayısıyla bu %40 olan oran ne olacaktır? Azalacaktır. Bakın biz de ne bulduk nitekim burada? %35 bulduk. Evet, yazıyoruz hemen. 30 gramlık miktar çarpı oran artı tuzlu suya ne ilave ediliyor? Su. Su da tuz nedir? Yoktur. Dolayısıyla oran ki bu miktar soruluyor bize. X çarpı oran nedir? Tuzun oranı sıfırdır. Yoktur. Çünkü su içerisinde tuz eşittir. Miktarları yazıyoruz. 300 artı X çarpı Z. Aslında bizim burada Z'miz bellidir. Niye? Tuz oranı %15'e çıkmış. Bu Z'nin yerine biz 15 yazabiliriz. Şimdi burayı düzenlersek 6 çarpı 100 çarpı 10 sadeleştirmeleri kolayca yapabilmek için istediğimiz gibi ayırabiliriz. 3 çarpı 2 6. Şu 100'ü ayrı yazdım. Buradaki 10'u ayrı yazdım. Şuralarda çarpmalar var. 300 artı x 15. Hemen biz burada 15'i sadeleştirerek yok edebiliriz. 5'e bölersek burada 2, burada 3. Hemen bu 3'ü de ne yapabiliriz? Şu 6 ile sadeleştirebiliriz. Ne kaldı? 2 buradaki de burada, 100 burada. Çarparsak 400 artı x, 300 artı x eşittir 100 olur. Demek ki o 300 gramlık tuz oranı %20 olan bir karışıma, tuzlu suya 100 gram su ilave edildiğinde tuz oranı %15'e inecektir.
Dolayısıyla sorunun cevabı 5.